Merhaba sevgili arkadaşlar. Kripto Rehber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü incelememiz Kolobok oyun üzerine olacak. Bir NFT oyunudur kendisi. Şöyle göstereyim. Buraya üye olmadan önce tabii ki bir Vax adresiniz olmalı. Burayı da gene ben ay açıklamalar kısmında sizlere linkini atacağım. Buradan arkadaşlar bir cüzdan oluşturacaksınız. Cüzdan oluştururken işte Google üzerinden Facebook, Steam, Talk vesaire Twitch, Twitter, Discord buralardan buradaki üyeliklerinizle burada bir üyelik oluşturabilirsiniz. Şimdi girişimizi yapalım. Arkadaşlar orada girişinizi yaptıktan sonra Kolobok sitesine geliyorsunuz. Login diyoruz. Login dedikten sonra işte Vax Wallet kullanarak girmeyi seçiyoruz. Bunu girdikten sonra da bakın bize hoş geldin yazısı da geldi. Hesabımız ekranda görüldüğü gibi açıldı. Ben yaklaşık 1-2 gündür oynuyorum bunu. Size aktarabilecek kadar öğrendim mi bakalım arkadaşlar. Umarım anlaşılabilir olacaktır. Şimdi öncelikle siz giriş yaptığınızda bu MyColobox kısmında boş bir ekranla karşılaşacaksınız. Nasıl satın alabilirim? Simplemarket.io'dan. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bunu da gene linkini sizlerle paylaşacağım. Buraya giriş yaptıktan sonra alt tarafa doğru iniyorum. Bu arada sadece Kolobok üzerinde değil diğer işte NFT oyunlarıyla ilgili de kartlar burada mevcut. Seçim yapabilirsiniz ama genel anlamıyla toplam 104.000 adet işte satışın olduğu Kolobok en aktif market diyebiliriz burada. Kolobok'a girdiniz arkadaşlar. Ya buraya girdiniz. Alacağınız, çiftleştirmek için alacağınız ürünler sağlıkları 100 olmalı. O yüzden buraya da 100'e tıkladık arkadaşlar. İşte sınıfları Epic mi, Rare mi veya işte hangisini seçeceksiniz? Burada seçebilirsiniz ama biz şu anda rehber videosunda en uygun hangisi onu alacağız. Çocuk olarak arkadaşlar sıfır çocuklu olmasına dikkat edin. Burada daha verimli çiftleştirmeler olabiliyor. Tabii hani gene uygun olursa çok fazla çocuk sayısını yükseltmeden seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Alt tarafa doğru iniyoruz. Jenerasyon kısmı tabii 0, 1, 2 buralar çok daha pahalı. 0 jenerasyondan almak gerçekten fiyat olarak da sağlam. Düşürürseniz de iyi bir fiyatı satabilirsiniz. Yani şu alt taraftaki jenerasyonlardan düşürürseniz eğer iyi fiyata satabiliyorsunuz. Burada 6, 7, 8 bandına bakabilirsiniz. Hatta 5'ten de gene alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir 6'ya tıkladım. Bakalım 6'daki ücretlerimiz neymiş? Bit ücretlerimiz. Şu anda zaten ucuzdan pahalıya doğru sıraladık. Bakın 5 sentten alabiliyoruz altıdaki bu ürünleri. Siz de birlikte alın. Benim vardı zaten ama şöyle vardı. Bakın 2 tane sıfır çocuklu bitim var benim ama bunları ben çiftleştirmeyi düşünmüyorum. Yani kit sayısı sıfır olacak şekilde. Yani belki Adventure'da kullanabilirim ya da satışta ne kadar bu mesela 5. jenerasyon ne kadar getiri yapıyor bilmiyorum ama şu anlık onları kullanmayı düşünmüyorum. Bakın bir tane bende 4 çocuğu olan bir şey bitte mevcutmuş arkadaşlar. 8. jenerasyon. Bir de buradan 6. jenerasyona bakalım. Gerçi çocuk sayısı 0 demiştik. Bir tane bu, bir tane de onu şey yaparız, uygularız. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Jenerasyon 6 satın almak istiyoruz. Buy'a tıkladık. Tıkladıktan sonra cüzdanımız açılıyor. Burada otomatik olarak giriş yapma kısmını seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu dedikten sonra onaylıyorum. Tekrardan ekran geldi. İşte bu kadar Vax alınacak sizden dedi. Tamam dedim. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya geri geldik. Şöyle bir sayfa yeniliyoruz. Düşmüş olması gerekiyor. Evet, bakın Jax buraya düştü. İsimleri de zaten birazdan göstereceğim. Siz belirtiyorsunuz onu, belirliyorsunuz. Tekrar isim vermek isterseniz 250 Colobox, şuradaki Kbox kazancınızla isim değiştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada tekrardan geri geldim. Bir tane de burada şey için seçiyoruz, madem çekiyoruz yani video için bir tane daha buradan alalım. İki sıfır çocukluğu bir çiftleştirelim bakalım arkadaşlar. Gene satın alma kısmına geldim. Yeni işlem başlattı diye uyarı verdi ama bakalım almış mı? Zaten başlattığım işlem buydu.
Arada böyle hatalar olduğu zaman bir daha arkadaşlar deneyiniz. Denediğiniz zaman satın alım gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sayfayı yenileyelim. Satın alım da gerçekleşmemiş olsun da bir görelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne aldık biz? Evet, şuradaki Broad Feed'i aldık. Bir de bu arkadaşı aldık. Ben size söylemeyi unuttum ama tamam, ona denk gelmişim. Alırken arkadaşlar şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki saat sizin şu anki aldığınız saatten önce olmalı. Yoksa çok pardon, buradaki evet, buradaki saatiniz aldığınız saatten önce olmalı. Yoksa arkadaşlar beklersiniz. O an uyuyor olabilir. Onun işte uyanmasını belki bir gün, belki birkaç saat beklemeniz gerekebilir. Ona dikkat edin. Biz dikkat etmedik ama. Ha, bu arada Cicaks'ın bir tane çocuğu var görünüyor. Biz burada onu seçmemiş miydik ya? Size seçin dedim de ben mi işaretlemedim yoksa? Yo, aslında bakın Kids kısmını da seçmişim. Bir hata olmuş. Her neyse arkadaşlar. Şimdi birey işlemini yapacağım. Bakın şurada birey'e tıklıyorum. Bunun yanına bir tane daha atacağız. Broadfeed'i atalım bunun yanına. Evet, Breeding'e tıkladım. İkisine tıkladıktan sonra arkadaşlar bakın buraya geliyor. Yani şurada Breeding kısmına girmenize gerek yok. Şu anda karşınızda. Burada bir tane bebek ismi yazın diyor. Kripto rehber diyelim. Ve read etmek için onayımızı veriyoruz. Evet, sıkıntılardan bir tanesi bu CPU uyarısı arkadaşlar. Bu Vaxan'daki bütün oyunlarda karşımıza gelebiliyor. Birkaç defa daha tıklayalım bakalım. Bu uyarıyı ne zaman açacağız? Arkadaşlar sizi daha fazla meşgul etmemek için videoyu durdurdum ve oraya daha fazla tıkladım. O tarz durumlarda sayfanızı yenileyebilirsiniz. CPU daha fazla işleniyordur. Biraz mola verip bekleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Hemen şöyle göstereyim onu da. Vauxhall adresinize girdiğinizde resource kısmında CPU stake edebilirsiniz arkadaşlar. CPU kısmında stake ettiğiniz zaman benim şu anda 24,5 adet Vaux'ım burada stake halinde bekliyormuş. Burada stake ettiğiniz zaman arkadaşlar orası düzelebiliyor ama hani stake ettiniz düzeldi, bir daha stake etmemeniz gerekiyor gibi bir yanılgıya düşmeyin. Ara ara yapabiliyor, yoğunluğa göre yapabiliyor bunu. Şimdi arkadaşlar bakın birey işleminde orada ısrarcı olduk. Tıkladık tıkladık ve birey kısmımıza geldi. Şöyle bir yenileyelim sayfayı. Evet, yenilesek de sıkıntı sıkıntıya bak. Burada birey de görünüyordu. İşlemimizi kabul etmemiş. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu çekiyoruz diye bizi uğraştıracak. Gelin sizle birlikte Vax Wallet'ından biz bu stake işlemini de yapalım. Yoksa işin içinden çıkamayacağız. Şöyle bazen 1-2 stake de işinizi kurtarıyor ama bazen kurtarmayabiliyor. 5'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Hatta stake ederken bile diyor ki CPU uyarısı veriyor. Stake ettirmeyebiliyor size. Şimdi stake ettim. Tekrardan arkadaşlar breedinglerimi ekliyorum. Kripto rehber dedik buraya. Hadi artık yapman lazım bunu. Gene uyarı verdi. 3 tane daha hadi atalım. Biraz ömür törpüsü olabiliyor arkadaşlar. Bu ya, video çekiyor olmasaydım beklerdim biraz ama şu an videoda bunu artık yapabilmemiz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi gerekli stake ettikten sonra bakın onayladım ve breeding kısmına ekledim. Aslında bunları almak gördüğünüz 0,2 Vax kadar 6. jenerasyon 0 çocuklu bitleri almak 0,2 Vax işte 0,3 Vax tabii daha fazla da olabiliyor. Ucuz ama işte bu CPU stake'e biraz fazla verebilirsiniz. O da aslında ucuz. Yani Vax'ın ücreti öyle çok yüksek değil arkadaşlar. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz düşük yatırımlarla. Hatta şimdi videoyu yayınladım. Satış Türk'te de bir tane etkinlik vardı. Çekiliş etkinliği. Oradan da bit kazanarak hiç para ödemeden de kazanç elde edebilirsiniz. Şimdi bakın Breeding kısmıma girdim.
Aa, bu normalde biraz daha fazlaydı buradaki saat ama bu defa 2 saat çıkmış bakın. Erken bitirmek isterseniz diyor 8 vakit harcayarak diyor bunu erken bitirebilirsiniz diyor. İşte birinci eş, ikinci eşin ID numaraları burada görünüyor. Sahibi burada görünüyor. Şimdi arkadaşlar bu bittikten sonra claim kısmında eğer başarıyla yani çocuk ölmediyse burada oluşacak bit ölmediyse claim kısmında buraya düşüyor ve claim diyerek onları My Coloboxunuza ekliyorsunuz. Şimdi Adventures kısmında benim 3 tane yerim dolu. Aslında çok da yani elimde herhalde stake'lerden sonra bir wax falan kaldıysa kalmıştır. Tekrar bir wax ekleyerek belki burada bir slot daha alabilirim. İlk slotunuz 1 wax'a, ikinci slotunuz 2 wax'a, üçüncü slotunuz 4 wax'a. Zaten bir tane slot bedava veriliyor. Yani 4 wax da para değil aslında baktığınız zaman yani çok düşük bir ücrete. Burada bir tane daha alabiliriz ama ben 3 tanenin yeterli olduğunu düşünüyorum. Belki içerideki bitlerimi arttırırsam burada birkaç tane daha slot ekleyebilirim. Bu nasıl oluyor? Ona gelelim. Boş slotunuz var mesela. Adventures kısmında değil. My Coloboxunuza geliyorsunuz gene. Arkadaşlar burada Adventures diyorsunuz. Şöyle bir sayfayı yenileyelim gene. Ha, bu arada Breeding'dekiler gene görünüyor. Bakın alt tarafında gördüğünüz gibi işlemleri görebiliyorsunuz. Yani şu anda Breed kısmında olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Adventures'a mı atacaksınız arkadaşlar? Şu an benim o 3 tane Adventures'taki hariç 3 de boşta varmış. Ve burada gelip Adventures dedikten sonra maceraya atılabiliyorsunuz. Bakalım orada ha tamam boşluğum var onaylayamayacağım ama burada size şunu söyleyeyim. 5 adet zorluk seçeneğiniz var. Büyük anne büyük baba kısmında arkadaşlar riskiniz %3,5. %3,5 ihtimalle kolobokunuzu kaybedebilirsiniz. Bakın bitirme süresi ve dinlenme süresi yazıyor. Ödül ihtimalleriniz yazıyor burada. Alta geldim. Ha bu arada sizin koloboksunuzun da aslında şey düzeyi hani kurt düzeyinde bununla işlem yapabilirsiniz diyor. Kurt düzeyinde biraz şeyi var diyor. Antrenman olduğunu söylüyor. Öneri olarak öyle vermiş. Ya da ben öyle algılıyorum. İşte tavşan düzeyine geldiğinizde %8,5 derken tilkiye geldiğinizde %56,75 ihtimalle kaybedersiniz diyor. Ama kaybetmezseniz eğer buradan daha yüksek yüzdeyle ödül kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ben 2 tane 3 tane adventure tamamladım. Tamamladıklarımda hiç grandpa şeyini kullanmadım zorluğunu. Bir üst tavşanla sanırım üstünde ayı mı vardı neydi? Onları kullandım arkadaşlar. İlk defa şimdi tilkiyi kullandım. Bakalım tilki 10 saat sonra sonuçlanıyor. Muhtemelen ölecek ama eğer sağlıklı bir şekilde tamamlarsa bu kovalamayı, bu oyunu bitirirse sıkıntı olmadan atlatabiliriz arkadaşlar. Burada şunu söyleyelim. Öldüğü zaman yapacak bir şey yok. Şuradaki rip kısmına gidiyor bitiniz. Yani kullanılamıyor artık. Ama savaşı sağlam tamamlarsa, güzel tamamlarsa aslında iyi karlı da çıkabiliyorsunuz. Ben şuna dikkat etmemişim. Bu da işte dediğim gibi 1-2 gündür oyun oynuyorum. Mesela hıza dikkat ederek burada işlemlerinizi yapabilirsiniz. 1,5, 2 saat sonra 1 saat 56 dakika, 2 saat sonra mesela bu Adventure'ım bitiyormuş. Bakalım ne olacak. Adventure bittikten sonra eğer kolobokunuz ölmediyse, başarıyla bitirdiyse claim kısmına arkadaşlar ödülleriniz geliyor. Buradaki düşen NFT'leri şöyle göstereyim size. Bu NFT'ler düşüyor arkadaşlar ödüllerden. Bu NFT'leri ne yapabilirsiniz? Simple Market'te gene şuradan üyeliğinizi yapmıştınız zaten. Benim varlıklarıma tıkladınız. Varlıklarınız kısmında görüntüleyebilirsiniz bunları. Buradan da işte şeyini vererek, fiyatına vererek satışa koyabilirsiniz arkadaşlar. Veya ne yapabilirsiniz? Replanet Staking'e gelebilirsiniz. Burada stake edebiliyorsunuz. Replanet platformunu deneyebilirsiniz. Burada giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Gene Wax Wallet'ına girişimi yaptım. 0,8 Wax'ım kalmış. Bayağı bir düşük. Şimdi arkadaşlar şöyle bir giriş yaptıktan sonra staking kısmındasınız arkadaşlar. Alt taraftan Coloboxu bulmaya çalışalım. Tamam, şurada bulduk bakın Coloboxu. Daha fazla içerik dedim. İçine girdim.
Ve bakın benim aktif olan Kolobok'taki stake edebileceğim ürünler bunlarmış. Tıklıyorum. Ne olur CPU uyarısı vermedi. Bir stake görelim. Allah. Bak daha yeni gördünüz mü? Yani 5 tane ya bilsem 100 Vax'ta bu iş hallolacak. 100 Vax'a atacaksın. Ondan sonra bir daha bu uyarıyı vermeyeceğini bilsek onu yapacağız da orada bir garantisi yok yani. Ben ilk başta Play 50'ni oynarken baya bir Vax'ı yükledim içeriye ama yükledikçe sürekli 5-5-5 istiyor. Kara delik gibi yiyor mübarek. Onları tekrar unstake edebiliyorsunuz ama can sıkıcı arkadaşlar. Neyse bu videonun bu kısmında size göstermiş oldum. Siz yaparken sayfayı yenilersiniz. İşte sayfayı yeniledikten sonra bir daha deneyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle böyle burada bakın mesela yukarıda yazıyor size. Sanırım saatlik kazancınız yazıyordu. Daha henüz burada şey yapamadığım için uygulayamadığımdan ben de bilmiyorum ama hafızam yanıltmıyorsa burada gösterilen saatlik kazancınız arkadaşlar. Başarılı bir şekilde stake yapabilirseniz tamam oldu çok güzel. Bak ok dedi. Diğerlerini de dur şimdi stake kısmında göstereceğim de bunları da bir Allah be ucu ucuna kaçırdık. Bir daha deneyelim bakalım. Son bir defa deniyorum. Neyse arkadaşlar. Evet buna da ok dedi. Ama şeydeki gibi olabilir bu. Kolobok'taki gibi ok dedi ama stake kısmında göstermeyebilir. Ona bakarız. Bunda da gene çok az kaldı da bunu bir daha uğraşmayayım arkadaşlar. Şuradan stake kısmına evet tamam aktif olarak almış. Bakın stake ettikten sonra burada stake kısmında görünüyor. Şimdi bu 20 saniye sonra ilk ödül veriliyormuş. Bakın saat 9 oluyor ama orada sanırım kazanamayacağız. Bir 20 saniye daha vaktinizden çalalım. Bir bakalım arkadaşlar. Tam böyle son saatten önce de stake edince para kazanabiliyor muymuşuz, kazanamıyor muymuşuz? Gözlemleyelim. Şu anda hesaplanıyor diyor. Arkadaşlar oyun böyle çok basit aslında. Stake olayına girerseniz dediğim gibi CPU sorunuyla karşılaştığınızda refreshleyebilirsiniz sayfayı. Öyle öyle geçebilirsiniz veya işte işlem yoğunluğunun daha az olduğu bir sürede tekrardan deneyebilirsiniz işlemlerinizi. Bunu belirtmiş olalım. Tekrardan bir yenileyim bakayım eğer görünürde bir şeyler varsa. Yani muhtemelen işte son anda İşlem yaptığımız için orada görüntüleyemedik, yapamadık arkadaşlar. Ha şöyle çok pardon. Tamam. Evet. Tekrardan staking'e tıkladıktan sonra arkadaşlar bütün ödüllerinizi buradan topluyorsunuz. Eğer ödülünüz biriktiyse içeride claim diyerek içerideki ödülünüzü toplayabilirsiniz. Ama şu anda muhtemelen o son dakikada eklediğim için herhangi bir ödül görüntülenemiyor arkadaşlar. Belki bir sonraki saatlerde şu staking kısmına tıkladıktan sonra burada claim ol diyorsunuz. Platformdaki bütün stake'te bıraktığınız NFT'lerin toplaması, ödül toplamasını buradan gerçekleştirebilirsiniz. Ödül Replanet'in kendi token ile veriliyor. Onu da kazandıktan sonra işte çekme kısmına gelebilirsek eğer onu da size açıklamaya çalışırım. Bilmediğim bir şeyi açıklamak birazcık garip oluyor. En azından ilk işlemi birlikte yaparak hem öğrenmiş hem de sizlere göstermiş olurum arkadaşlar. Kolobok videosu, rehber videosu bu kadar. Umarım net bir şekilde anlaşılmıştır. Daha bahsedeceğimiz bir kısım yok. Yani ben en azından yaptığım işlemlerde daha detayını öğrenemedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere.